1990'lı yıllara damga vuran şarkıcı Ozan Orhon, uzun bir aradan sonra önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerle konuşan Orhon, erken yaşta yaptığı evliliklerin müzikal olarak kariyerini geriye götürdüğünü söyledi. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takılan ve 13 yıl aranın ardından yeni şarkısı, Arı, ile sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşayan şarkıcı Ozan Orhon, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kıbrıs'a yerleştikten sonra uzun yıllar ara verdiği şarkıcılığa dönüş yaptığını söyleyen Orhon, uzun yıllar Kıbrıs'ta yaşadıktan sonra eşimle İstanbul'a dönüş yaptık, sonra da şarkı yaptım, şeklinde konuştu. 90'lı yıllar ile şimdiki dönem arasında müzikal olarak büyük farklar olduğunu söyleyen şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: 90'lı yıllarda çok iyi şarkılar vardı, çok iyi şarkıcılar vardı. Bir rekabet vardı ama herkes çok iyi arkadaştı, aile gibiydi o dönemler. İkisini kıyaslarsak müziğin en altın çağı 90'lı yıllardı. Şimdiki şarkı sözlerini anlamıyorum. Arkadaşım Helikopter diye bir şarkı var mesela, çok saf ve temiz duygular vardı. Bakın o yılların şarkılarını herkes hatırlar, şarkı sözleri çok güzeldi. Şimdi çok enteresan şarkılar var, ben bile takip edemiyorum. Orhon, pişmanlıklarınız oldu mu? Sorusuna ise şu yanıtı verdi, tabii ki oldu. Çok erken evlilik yaptım, keşke yapmasaydım. Her evlilik beni müzikal olarak geriye attı, ev hayatını çok sevdiğim için işlerime sarılmadım o sıra. Daha çok ev hayatına, aile hayatına yatırım yaptım. İyi de oldu, 20 yaşında kızım var şimdi. Ama çok erken evlilik yapmasaydım belki çok daha farklı olabilirdi. Ozan Orhon, ilk evliliğini 1997 yılında Ebru Şallı ile yapmış, 1998 yılında boşanmıştı. Şarkıcı, son olarak geçtiğimiz Ağustos ayında ise uzun süredir aşk yaşadığı kabin memuru Selcan Demirci ile dünya evine girerek 4. evliliğini gerçekleştirmişti.